Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Pessimetrics oynuyoruz. Yeni bir güncelleme gelmiş. Bence güncelleme değil ama arkadaşlar, bir sürü yorum gördüm sizlerden. Pessimetrics'e güncelleme geldi, çeker misin diye. Ben de çekmeye karar verdim, bakalım neler gelmiş. Evet arkadaşlar, oyunumuza girdik. Şöyle sezon 1 Toys demiş. Zaten bunu bekliyorduk, biliyorsunuz ki söylemiştim, oyuncaklar gelecek. Bu oyuncakları alırsanız işte kod gelecek falan filan demiştik. Gift Boxes demiş, bunun ne olduğunu şu an bilmiyorum mesela. Exclusive egg'ler gelmiş, tamam. Bee Hoverboard gelmiş arkadaşlar. Bee Hoverboard da ne işe yarıyor şu an, nasıl alınıyor? Galiba bu da Toys'larla alınıyor olabilir. Companion Enchant diye bir enchant gelmiş. Ne işe yarıyor? Görevi nedir? Bunu da yapmaya çalışacağız, deneyeceğiz arkadaşlar beraber. Dupelemeyi fixlemişler. Gerçekten fixlediniz mi Preston? Bak şimdi trade mrate yaparım, bir daha üçlerim silinirse bu sefer seni bulurum valla. Yani çok beklediğimiz gibi değil arkadaşlar bu. Ama yine de bakalım neler olmuş. Şimdi şu mağazaya bakalım arkadaşlar. Yani en çok güncelleme mağazaya gelmiş. Adamın yine galiba tatil yapacak parası bittiği için para toplamaya çalışıyor olabilir. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yeni exclusive'lar arkadaşlar. Hemen aşağı giriyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi redeem now diyor. Yani eğer bir toy sipariş verdiyseniz buraya kodu yazıyorsunuz ve redeem diyorsunuz arkadaşlar. Hemen hoverboard'u gösterelim. Hoverboard'a geliyoruz. Şurada bir hoverboard diyor. You don't have neymiş? Redeem a season toys one code. Evet, gördüğünüz gibi bu da oyuncakla alınıyor. Artık arkadaşlar neredeyse her şey parayla alınıyor. Zaten öyleydi diyeceksiniz. Evet, zaten öyleydi. Daha da öyle olmuş. Şimdi bazı arkadaşlarımız var ve onların da fikirlerini alacağız. Bazı güzel şeyler göstereceğiz sizlere. Aynen, para yani, para kazanmak. İki tane ek koyuyor, parayla satmaya çalışıyor olay. Bu bence güncelleme dediği buymuş. Peki bir şey gelmiş enchantlardan, gördünüz mü? Companion diye bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Hiç açan oldu mu onu? Dur, trade atalım. Kimde var? Bana bir dakika, trade'im açık mı benim? Oğlum ben oyunda trade nereden açılıyordu, nereden kapatılıyordu, hepsini unuttum lan. Aha, Companion dediği bu muymu? Alıyorum şu an pet'i, alıyorum. Rainbow'muş ya. Abi Rainbow şatlatmış adam. Böyle bir şey yok. Evet arkadaşlar, arkadaşımız bayağı bir şanslı galiba. Bu arada bunları kaç tane yumurta alıp çatlattın onu da sorayım. Kaç tane aldın yumurta? 3 tane. Yani tek tek mi aldın peki? 2,5, yani 2,5'a komple 3'lü mü aldın? Ha, tek tek alıp çatlattın. Acaba tek tek alıp çatlatmak mı daha mantıklı? 3'lü çatlatmak mı mantıklı, onu ben de bilmiyorum. Oo, tamam. Arkadaşlar artık envantere geliyor yumurta ve yumurtayı böyle direkt otomatik çatlatmıyor. Siz kendiniz çatlatıyorsunuz. Ha, Orion Özer yazıyor bir Rainbow'un üstünde. Benim pet mi bu? Arkadaşlar Rainbow Pet, hemen göstereyim şöyle, exclusive. Bu da yine yeni gelen eklerden almış arkadaşımız ve bunu çatlatmış. Hemen shop'a tekrardan girip göstermek istiyorum size bu yumurtayı. Şurada %50'lik çıkan, evet kolay çıkıyor ama arkadaşlar Rainbow'unu çatlatmış. Yani normal değil Rainbow. Rainbow da gerçekten çok değerli. Buna sana teklif geldi mi bayağı Ocean? Bayağı bir teklif gelmiş arkadaşlar. Çok güzel. T3'ler falan teklif edilmiş. Yani deli gibi. Şimdi onlara da birazdan bakacağız, inceleyeceğiz. Şu an okudum. Bu pet her zaman diyor senin en güçlü petinden %50 daha güçlü olacaktır diyor. Yani neredeyse best pette ama as well as diyordu. Yani aynısı olacaktı. Bu da %50 daha stronger olacakmış. Abi çok çok op bir şey olmuş bence. Aynen işte 1,5 katı, yani en iyi petinin 1,5 katı, best friend'den daha iyi bir şey olmuş, enchant olmuş bu. Bu petin değeri 1 trilyon mu? 1 trilyon elmas diyor arkadaşımız. Bu petin değeri 1 trilyon elmasmış arkadaşlar. Ben hemen hepsini bloklayıp kaçıyorum bu arada. Yani şu an tam değeri bilinmediği için, böyle tam değer bilinmediği için biraz düşük teklifler gelebilir diyor ama 1 trilyona yakınmış arkadaşlar petin değeri. Ya petleri görüyorsunuz. Biri normal, biri rainbow. Gerçekten çatlatmak çok zor. Eğer benim de ek çatlatmamı istiyorsanız arkadaşlar, bu videoya bayağı bir yorum ve like bekliyoruz sizden. Ona göre güzel ek çatlatmaları gelebilir. Haberiniz olsun yani şimdiden. Ben bir şey emanet aldığım zaman arkadaşlar böyle biraz tırsıyorum. Hemen gösterip böyle geri vermek istiyorum. Çünkü tırsıyorum yani, emanet mal çünkü sonuç olarak. Dur bir dakika, Ocean'sa trade attım şimdi. Tekrar geri vereyim de.
Teşekkür ederiz Oğuş'uncum bu arada. Şimdi arkadaşımız Ege aldı arkadaşlar ve Ege'nin trade'lenebilir olduğunu, evet böyle görmüş olduğunuz gibi Ege'nin trade'lenebilir olduğunu görüyorsunuz. Alacağım, açacağım, ne çıkarsa geri vereceğim arkadaşlar. Abi inşallah 3 çatlatırım ya. Ben şansıma çok güvenmiyorum ama inşallah senin için 3 çatlatırız ve hem videomuza güzel bir şey olur hem de senin 3 betin olur. Basınca mı çatlatıyoruz, nasıl yapıyoruz? Ha, aynen. Bastıktan sonra uyarı veriyor arkadaşlar. Open, yani açmak istiyor musun diyor. Hadi açalım bakalım ne çıkacak, çok merak ediyorum. Hadi bakalım çatlatıyoruz. Ya flop mu çıktı be? Ya hayır ya, ben de bunu istemiyorum. Bir değiştiremiyoruz mu bunu? Companion'ın ikinci versiyonu çıktı. %60 daha güçlü oluyormuş. Şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi flop payı da çatlattık. Bu yüzde kaç çıkıyormuş bir ona bakacağım. %35, evet ya. Lan bari %13'lük falan çıksaydı. Çocuk o kadar bizim için içerik çıkartmamıza yardımcı oldu. Benim şans iyi değil ya. Bendeki şans da bu kadar arkadaşlar. İşte ancak floppa çıkıyor bana da. Vallahi lan bir 3 çıksaydı çok güzel olurdu ya. 7,5 milyar bankamızdan paramızı da aldık. 7,5 milyar iyi ya günlük. Floppa'nın değeri 27 milyar. Uf, o da güzelmiş lan. Yine iyi, fena değil ha. Aslında fena değilmiş. Tamam, siz saklanırken ben etkinlikten bahsedeyim. Arkadaşlar şu anda etkinlik yaptık. Öyle kendi aramızda oyun yapıyoruz. Saklambaç oynuyoruz. Herkes spama saklanmak zorunda. En son yakalanan kazanacak arkadaşlar. Veya en sona kalan kazanacak da diyebiliriz. 5 milyarlık şimdilik bir ödül yaptık kendi çapımızda. Kazanana 5 milyar ben kendimden direkt hediye vereceğim. Ve bu oyunda bazı kurallarımız var. Huge bet takmak zorundasınız. Çünkü küçük oldukları için görmem zorlaşabilir. Ve sadece spamla da saklanabiliyorlar spam dünyalarına. Ben de rastgele spamlanıp bakacağım. Başka dünyaya spamlanmak yasak arkadaşlar. Bakalım bulabilecek miyim veya en son hangisi yakalanacak. Ben olsam buraya girerdim. Hani hiç akıl etmezler diye düşünürdüm ama. Aha yoklar lan. Aa, ben buraya girerler diye düşünmüştüm ama oraya girmemişler. Nereye gidelim? Yok arkadaşlar, cave'e gidelim. Ya da desert'ten cave'e geçelim. Durun, desert'te olamazlar zaten çünkü. Oğlum bu kadar kişinin bir tanesini bile bulamamam saçma değil mi? Bunlar başka yere, beni trollemiyorsunuz değil mi? Aha! Sandığın içinde biri var. Sandığın içinde biri var. Ömerciğim. Ömer sandığın içine girmişti. Şimdi kaçmış bir yere. Nereye kaçtı bilmiyorum. Aslında mükemmel bir yere saklanmış. Yani bence çok mantıklı bir yere saklanmıştı. Hatta eğer arkadaşlar Hüçbet takılı olma kuralı olmasaydı Hüçbet'in kuyruğunu gördüm. Yoksa yakalayamazdım. Yani son anda o kuyruğunu gördüm. Ömer gel yanıma, göster gel. Göstermiyor zaten, göstermiyor. Yok ya, tamam ben pes ettim, bulamadım. Neredesiniz? Lan ben oraya girdim. Oha ya. Burada mıydınız? Glacier değil mi? Ha. Vallahi güzel yere saklanmışsınız ha. Ya çok ekranı böyle oynattım ama göremedim sizleri ya. Evet arkadaşlar, oyunumuza böyle ahım bir güncelleme gelmedi ama en azından biz oyun oynayarak kendimizce eğlenmeye çalıştık arkadaşlar bu oyunda. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.